Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu girişleri hiçbir zaman yapamıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Oldu. Kamera arkamda bugün yine Kamil var. Kanka son zamanlarda kamera arkalarında hep sen varsın ha. Niye acaba? Niye acaba? Aynı yerde çalıştığınız için. Doğru. Bir tane daha video var. Benim kamera arkasında olduğunu ama daha yayınlamadım. Güzel video geliyor. Haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız? Bugün şu an şurada çıkan Instagram adresinden sorular aldım ve bunları cevaplayacağım. Merak ettiğiniz şeyleri bana sordunuz. Ben de bunları cevaplayacağım. Bunu tekrar yapmayacak mıyım? Zaman zaman yapabilirim bu tarz videolar, soru cevap videoları falan filan. Yani bu ilk video ama son değil. Bu konuda emin olabilirsiniz. Her neyse o zaman hızlıca sorulara geçelim. Birinci soru. Doğukan Şenol demiş ki neden gömlek? Doğukan bu arada benim arkadaşım kanka. Bayağı uzun zamandır arkadaşız Doğukan'la. İşte beni bak ta ne zamandan beri tanıyor. Ona rağmen soruyor hala. Bu soruyu sorduğunda görüyoruz. Buradan şunu anlayabilirsiniz. Ben senelerdir aynıyım. Senelerdir gömlekten başka bir şey giymiyorum. Neden gömlek sorusunun cevabı bu mu? Değil. Neden gömlek? Çünkü öyle alıştım. Herhalde 8. sınıftan beri falan ya da 7. sınıftan beri falan sürekli gömlek giyiyorum. O yüzden alıştım. Artık yani alıştığım düzeninde pek bozamıyorum. Açıkçası biraz tepkilerden falan da şey yapıyorum. Sizce tarzımı falan değiştireyim mi? Buna siz cevap verin. İkinci soruya geçiyorum. O zaman lafı fazla uzatmayacağım. Hadi bakalım. Kubilay Plan isimli arkadaş demiş ki abi yeteneğin ne? Kanka sence benim yeteneğim ne? Müzik. Müzik. Vay adam. Yani direkt ben yetenek deyince aklıma şey geliyor çünkü. Hobiler üzerinden bir şey geliyor. O yüzden dedim. Yoksa video işleri, yaptığın işlerde falan da yeteneklisin. Eyvallah kardeşim. Duydunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bir diğer soru The Pure Blood isimli arkadaş sormuş. Aslında kullanıcı adı biraz daha uzun da burada göremiyorum. K-pop videolarını neden sildin demiş. K-pop videolarını silmemin sebebi videolara telif gelmesiydi. Bu yüzden videoları kaldırmak zorunda kaldım. Ve bayağı da cebelleştim bu durumda. Bayağı bir acı çektim. Kamera arkasında Kamil şu an gülüyor. Çünkü neler çektiğimi biliyor. Daha fazla bu konuya değinmek istemiyorum. Geçiyorum. Nerelisin? Kanka beni ilk gördüğünde nereliyim zannettin? Göçmen. Göçmen değil. Ben de şaşırmıştım da. Erzincanlıyım ben. Bir de bayağı has Erzincanlıyım yani. Annem Erzincanlı, babam Erzincanlı. Ben de orada doğdum. Ben 20 günlükken kanka İstanbul'a taşınmışız biz. Doğdum, 20 gün sonra İstanbul'daydım. Zaten burada büyüdüm. Bir de soy ağacı şey çıkmıştı ya. Ona baktım, dedim herhalde bizde göçmenlik vardır bir yerden falan. Ulan yok, bırak göçmenliği, ilçe değiştirmemişiz ya. Erzincan Refahiye'liyim ben. Nereli? Refahiye. Refahiye. Evet. Hiye mi? Refahiye. Ha, Refahiye. Evet, soruyu da böyle cevaplandırdım. Geçiyorum. Murat OOZD kullanıcı isimli arkadaş demiş ki Netflix'te dizi izliyor musun? İzliyorsan hangi dizileri izledin? Netflix'te yani özel olarak Netflix dizisi La Casa de Papel'i izlemiştim. Punisher'ı izledim. Daredevil'i izledim. Ondan başka Netflix dizisi galiba özel yapım Netflix dizisi izlemedim herhalde. Stranger Things Netflix miydi? Evet, Stranger Things'i izledim. Onun dışında Netflix dizisi yok ama genel olarak takip ettiğim diziler var. Onlardan şu anda en sevdiğim dizi Brooklyn Nine Nine. 6. sezon çıktı. İzleyebilirsiniz. Ürün yerleştirmeye güç yapıyor. Nine Nine'dan paralar yatmış. Keşke öyle olsaydı ama değil. Her neyse. İzlediğim diziler Netflix üzerinden falan. İzlediğim diziler var. Şimdi geldik Serkan abinin sorusuna. Bunca zaman Pembe Falçata'yı nerede sakladın diye bir soru Serkan abiden. Abi bu soruyu neden sordun acaba? Kanka içimizde büyük bir acı var bununla ilgili. Abi şimdi nerede sakladığımı söylersem bir dahaki sefer bulursunuz. Oğlum buradan gidiyoruz zaten. Tamam ben... Demek ki burada bir yerde saklamadım. İşte ama belki de bir şekilde bulacaksınız abi, belli olmaz bu işler. Peşine düşersiniz çünkü Pembe Falçata önemli bir şey sonuçta. Öneminin farkındasın ve saklıyorsun öyle mi? O yüzden saklıyorum, bir şey olmasın diye abi. Neyse anlat abi. Başına bir şey gelmesin diye. Ben nerede sakladığımı söylemem ama neden sakladığımı söyle. Söyle. Başına bir şey gelmesin diye sakladım, neden geri getirdim? Oğlum videolarda niye çıkartmıyorsun o zaman? Kutsal artık benim için. Aramızda duygusal bir bağ oluştu bizim Pembe Falçata'yla. Bunun hesabını artık Uras'a verirsin. Peki abi öyle olsun. Neden geri getirdim? Çünkü buradan taşınacağız. Her eşyayı taşıyacaklar. Ben cebimde taşımayayım dedim. Her cebinde saklıyordun yani. Yakalandık şu an. Görüyor musun ya? Neyse getirdiğin için yine biz mutluyuz. Belki tekrar geri almaman için de elimizden yerini yapacağız. Peki. Fun for James Bond. Yok James Mont. İsimli arkadaş demiş ki abi bir video için kaç saat uğraşıyorsunuz? Bu arada ekibe selamlar demiş. Bir video için Uras abinin videolarını soruyorsanız 2-3 gün değil mi? Yani evet. Yani o civarlar bir şey oluyor. Kendi videolarım içinde 2 günlük falan işler oluyor ya. Mesela benim köfteci videosu çekimi bir gün sürdü. Hatta çekim dahil o. Çekim dahil canım. Montaj bir gün sürdü. 2 günü falan çıktı. Yani aşağı yukarı 2-3 gün diyebiliriz. Bunu da geçiyorum. Abi Uras abiyle nasıl tanıştınız? En çok sorulan soru buydu zaten. Artık zurnanın zırt dediği yere gelelim. Uras abiyle nasıl tanıştık? Serkan abiyle de nasıl tanıştığımızı anlatayım o sırada. Hazır Serkan abi buradayken. Uras abiyle şöyle tanıştık. Ben Uras abiyi zaten takip ediyordum. Yani ilk abone olduğum kanallardan bir tanesi kendisi. Instagram'dan falan da takip ediyordum Uras abiyi. Bir gün Uras abi Instagram'dan bir tane posta. Stajyer arıyorum diye. Arada özellikleri falan yazıyordu fotoğrafın altında. O fotoğrafı da bulabilirsem buraya koyarım. Sonra ben gördüm o fotoğrafı. Gece saat 1'de falan gördüm. Sonra CV hazırlayayım göndereyim dedim. Hani en kötü ne olabilir diye düşündüm. En kötü olumsuz bir cevap alırım en kötü. Şansımı deneyeyim dedim. Gönderdim. Gece saat 3.30'da falan gönderdim abi ilk mail CV'yi. Sonra ertesi gün bana cevap geldi. İşte biraz daha süre gerekiyor falan diye cevap verdi Uras abi. Ondan sonra ne zamandı? Bakayım tarihine. İlk görüştüğümüz gün Uras abiyle bu staj meselesi için 22 Mart 2017'de biz Uras abiyle ilk bu staj meselesi için görüşmeyi yapmışız. Yani 22 Mart 2017'den beri abi şaka maka 2 yıl oluyor. Aynen öyle, bayağı olmuş. 2 ay sonra 2. yılım oluyor. Şu anda da hala devam ediyor bu ekipteki görevleri. Böyle tanıştık Uras abiyle. Serkan abiyle de şöyle, GİST miydi abi fuar? Aynen. GİST'e Uras abi davet edilmişti. Ben de GİST'e gitmiştim. O sırada Uras abi de standdaydı. Yanına uğramak için gittim. O zamanlar da ofis yeni kuruluyordu galiba abi. Serkan abiyle yeni çalışmaya başladıkları dönemmiş. Öyle denk gelmiş yani. Uras abinin yanına gittiğim zaman Serkan abiyi gösterdi. O sırada ayaküstü bir Serkan abiyle de tanışmıştık. Ama asıl tanışmamız tabii ki de ben ofise geldikten sonra. Engin Sami Enes isimli arkadaş demiş ki Uras abi olmasa YouTube'a girer miydin? Uras abiyle çalışmaya başlamadan önce ben 2 tane daha kanal kurmuştum. Bir tanesi 2015'teydi, diğeri 2017'deydi. İkisinde de ortaklı iş yaptım ve belki de en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi ilk açtığım kanalı ortaklı açmaktı. İkincisi için çok pişman değilim. Çünkü bazı problemler olmuştu ilk kanalda. İkincisi de öyle bir şey söz konusu değil. Yani 2015'te Uras abiyle tanışmadan yıllar önce de YouTube işine girmek istemiştim ve kendi çapımda da girmiştim. Ama bırakmamı gerektirecek bazı şeyler oldu. Öyle söyleyeyim size, çok detaya girmeyeyim. Ortaklıydı dediğim gibi kanal. Bunu da üzerine basa basa söyleyeyim ki. Bazı şeyler oldu. Ben de bırakma kararı verdim o zaman. Şimdi tekrar kendi kanalıma, bireysel kanalıma geçtim. Sorun cevabı bu şekilde. Geçiyorum bir sonraki soruya. Cemile Şevval demiş ki kaç kardeşsiniz abi? 4 kardeşiz. 3 tane ablam var. Ablalarım da izliyordur büyük ihtimalle. Hepsine selam. 3 tane ablam var. Ailenin en küçüğüyüm ve tek erkeğim. Bu biraz hüzünlü bir durum olabiliyor bazen benim için. Neyse. Devam. Yiğit Ahmet Sakal demiş ki saçını kaç senedir kestirmedin? Senelik mi duruyor saçım? Senelik duruyor abi. Ciddi misin? Yani normal bence. Öyle bir soru gelmesin. Abi o kadar da değil ya. Atıyorum 3'e vurdurduğunu düşün oğlum en başta, sonra uzattığını düşün. 2 yıllık falan bir saç. 1,5 yıl. 2 yıl imkanı yok. Sıfırdan. 3 numaradan. Benim saçım çok hızlı uzar kanka. Şu an benim bu saçım 6-7 aylık falan. Peki bak, bu aralar bayağı düşünceliyim saçımı kestirmek konusunda. Sizce kestireyim mi kestirmeyeyim mi? Aşağıda yazarsınız. Devam ediyorum. Nagihan Çelik demiş ki kaç yaşındasın? Kanka ben yaşımı söylediğimde genelde inanmıyorlar biliyor musun? Daha küçük gösterilmiş. 20 yaşındayım, 98'deyim. 3RD0.00 kullanıcı adına sahip arkadaşımız demiş ki küçükken en büyük hayalin neydi? Küçükken en büyük hayalim herhalde büyük bir kalabalığa iyi bir konser vermek. Dehşet kalabalık. Herkes senin söylediğin şarkıyı seninle beraber söylüyor. Bence bu tarif edilemez bir duygudur. Hala da en büyük hayallerimden bir tanesi o. İnşallah bir gün gerçekleştiririm. Bu duyguyu çok merak ediyorum. En büyük hayallerimden biri. Yani aklıma ilk gelen şey bu. R. Rarbe isimli arkadaş demiş ki hayatının filmini hangi yönetmen çeksin isterdin? Hangi yönetmen çeksin isterdim? Aklıma birkaç isim geliyor. Tek isim değil. Christopher Nolan çok severim. Hayatımın film çekmesini ister miyim bilmiyorum. Çünkü biraz hani biliyorsunuz karışık oluyor onun tarzı. İşte Dunkirk'te olsun, Interstellar, işte Inception, Memento falan filan. Onun dışında da Guy Ritchie ya da Edgar Wright'ı isteyebilirim. Geçiyoruz diğer soruya. Saçım boya mı? Demiş Emir KRKY42. O kadar sarı değilim ben ya. Sence öyle mi? Boya görünecek kadar sarışın değilim ben. Değil. Boya değil. Saçıma şu ana kadar bir kere bile boya sürmedim. Allah da sürdürmesin. Devam. Yasin Can Sarıoğlu demiş ki Twitch yayınları yapıyor musun? Yapmıyorsan neden yapmıyorsun? Harika bir soru bence. Twitch yayınları şu an yapmıyorum ama ekipman sağladığım en yakın zamanda Twitch platformunda beni görebilirsiniz. Twitch'te yayın yaptığım zamanda da yayınları kaçırmak istemiyorsanız Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Çünkü yayınlara başladığımda oradan her yayında duyuracağım. Yakın zamanda da başlarım diye umuyorum inşallah. Tamamen ekipmana bakıyor bu iş. O yüzden ekipmanı tamamladıktan sonra başlayacağım Twitch'e. Fat Girl Fed Up X demiş ki Uras abi size nasıl davranıyor? Bu soruyu özellikle almak istedim. Çünkü bana çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Uras abi işte sana neden kötü davranıyor? Üzülmüyor musun? İşte neden sana çok yükleniyor? Yorumlarda da görüyorum işte Musab'a çok yüklenmeyin falan diye. Uras abinin videolarının yorumlarından bahsediyorum. Buna bir açıklık getirmek istedim çünkü Uras abinin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Uras abi bize hiçbir zaman ne Kamil'e ne bana ne Burak'a hiçbir zaman kötü davranmadı. Çünkü öyle bir insan değil. Hani videolarda üstümüze bazen geliyor ama bu tamamen şaka amaçlı ve biz de bunun bilincindeyiz. O yüzden hiçbir şekilde böyle düşünülmesini istemiyoruz. Hepimiz adına konuşuyorum kanka. Yani size nasıl davranıyor? Şöyle söyleyeyim bu sorunun cevabını. Bize olabildiğince hatta olabildiğinden daha fazla şekilde iyi davranıyor. Yani burada hiçbir zaman ezilmedik, hiçbir zaman küçük düşmedik, hiçbir zaman bir sıkıntımız olduğunda cevap alamadığımız bir durum hiçbir zaman olmadı. O yüzden böyle şeyler yani eğer aklınızda varsa, çünkü bana çok mesaj geliyor ve çok yorum geliyor. Bunu kafanızdan silin derim. Çünkü hiçbir zaman bize burada kötü davranıyor. AKNDNDAR isimli kullanıcı adına sahip kişi. Hemen daha doğru olur. Demiş ki kaşına ne oldu? Şurası. Görünüyor mu? Buraya da göster. Şu sağ kaşım. Görünüyor mu? Görünüyor. Kaşıma ne oldu? Bazıları diyor ki kaşına niye çizik attırıyorsun sen keko musun? Hayır ben keko değilim ve kaşıma hiçbir zaman çizik attırmadım. Burası ben 5 yaşındayken yarıldı. Nasıl olduğunu ben sana anlattım mı kanka? Ablamla evde yakalamaç oynuyorduk. Ben 5 yaşındayım, ablam 11 yaşında o zaman. Koşuyor tamam mı ablam? Ben de ablamı kovalıyorum. Sonra ablam masanın üstüne atladı böyle. Benim hatırladığım o yani. Masanın üstüne bastı çıktı tamam mı? Ben de masanın kenarından geçeyim dedim. Ayağım takıldı kanka. Sandalyeye masanın kenarında buradaki gibi sandalye vardı. Oraya ayağım takıldı. Masanın da böyle köşesi vardı sivri. Bir de o köşeden çıkmış böyle bir demir parçası vardı. Oraya burayı bir koydum böyle. İyi Allah'tan oraya koymuşsun. Biraz aşağı gelse geçmiş olsun zaten. Orayı burayı bir koydum kanka. Anlatma artık ya. Vurduktan sonra bayılmışım zaten. Demir parçası buraya girmiş ya. Bayılırken de düşüyormuşum doğal olarak. Düşerken de kaşımın devamı böyle yırtılmış. Ondan sonra 5 dikiş attılar oraya. Doktor demiş ki iz kalmaz demiş. Şu an orada kaş çıkmıyor. Aa doğru. Böyle bir anı. Bayağı da uzun ha. Evet. Kanka buradan girmiş demir. Ben bayılırken yere düşerken de gerisini yırtmış. Ben ilk kez bu kadar dikkatli baktım biliyor musun? Aslında abi bayağı dikkat çekiyor. Şey kaşa çizik böyle atılmaz ki. Şuradan falan atıyorlar aynen. Yani. Bazıları diyor ama işte kaşını çizdiriyorsun, kaşını mı çizdiriyorsun? Niye kaşını? Karakteristik güzel ya. Ben alıştım seviyorum artık ya. Güzel duruyor bence. Aynen. Yani Allah'ın bir bildiği gerçi öyle cevap almaz mı? Bu da böyle bir anı. Ne zamandan beri müzikle uğraşıyorsun diye bir soru gelmiş. Ne zamandan beri uğraşıyorum tam olarak? Herhalde lise 3'ten beri. Lise 3'te kaç yaşındaydık lan biz? 7 yaşında okula başladım. 16 mı? 16 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Yani gitar çalmaya o zamanlarda ağırlık verdim diyeyim. Daha önce başlamıştım, bıraktım. Yıllarca dokunmadım. Lise 3'ten beri uğraşıyorum diyebilirim. 16 yaşından beri yani şu an 20 yaşındayım, 4 yıl. Öyle bir şey. Harry Potter VQ demiş ki Sherlock Musab Bey. Neden Sherlock dediğini anlamadım. Boyunuz kaç santim acaba? Boyum 1.80. Mevlüt Aksu demiş ki elin nasıl oldu? Ameliyat olmuştun. Teşekkür ederim bunu düşünüp sorduğun için. Bunu soran bir arkadaş daha var. Elim nasıl oldu? Görünüyorsa şöyle göstereyim. Elim şu an artık bu durumda. İz kaldı tabii ki de doğal olarak. İlk zamanlarda bayağı kötüydü. 3-4 gün elimi hiç hareket ettiremedim. Bayağı uzun süre doğru düzgün bile kullanamadım ki o yüzden videoda falan çekememiştim o zamanlar. Ama şu anda iyiyim. Çok bir sıkıntısı yok ama fazla kasmaya gelmiyor yine de. Bir ara kanka tripodun ucunu sıkıyordum. Elim şöyle şöyle titredi. Öyle bir acıdı ki. Ama şu an fena durumda değilim. İyiyim yani çok şükür. Kuvvet Esma demiş ki en sevdiğin Harry Potter filmi. En sevdiğim Harry Potter filmi. Ya hiçbirini birbirinden ayırmak istemiyorum. Ben çok büyük hayranıyım Harry Potter. Ama en sevdiğim film Azkaban tutsağı olabilir ya. Neden bilmiyorum ama Azkaban tutsağı olabilir. Ama en sevdiğim o dediysem hani diğerleri bayağı aşağıda falan değil. Bir tık üstte sadece benim için. Diğer hepsi benim için aynı. Harry Potter'ı çok seviyorum. Abi saçlarım bebekken de böyle kıvırcık mıydı demiş. Zeyno Kaya 06. İlginç tarafı şu. Benim saçlarım küçükken kıvırcık değildi. Düzdü. Öyle duyuyorum ben de varmış. Ama öyle bebekken de değil. Ortaokuldayken falan benim saçım kıvırcıklaşmaya başladı. 6. 7. sınıfta kıvırcık saça dönmeye başladım birdenbire. 6. 7. sınıfta böyle bir kıvırcıklaşmaya başladı benim saçım. O zamandan beri kıvırcık saçlıyım. İlginç bir durum ama bebekken falan, hatta çocukken böyle değildi. Devam. Recep Mert 03 demiş ki en utandığın olay, durum ve benzeri. Eğer Kamil'in soru cevap videosunu izlediyseniz benzer bir soru onda gelmişti. Benim de bu benzer soruya cevabım benzer olacak. Altına mı sıçtın? Ben sıçmadım. İşedim. Öyle bir şey yaşanmış olabilir. Kanka kaçıncı sınıftayım biliyor musun? İlkokul 3 falan. Abi oturuyoruz, derste test çözüyoruz. Ama nasıl kötüyüm? Berbat haldeyim yani. Hocaya gittim, dedim hocamı da çok severim yani. Hala çok severim o hocayı. Dedim hocam böyle böyle tuvalete gidebilir miyim? Yok dedi, gidemez. Niye öyle dedi bilmiyorum gerçekten. Hala bilmiyorum sebebi. Sonra ben sırama oturdum. Hay oturmaz olaydım. Keşke koşarak gitseydim dinlemeyip. Kanka oturdum, tepiniyorum ama. Öyle kötüyüm, öyle kötüyüm ki yani. Ayaklarımı böyle yere vuruyorum, tamam mı? Sonra en son dedim yapacak bir şey yok artık, saldım. İçimdeki kötülükleri boşalttım. Ama çok kötü, o kadar utanmıştım ki. Böyle paçalarımdan anladın mı? Oğlum senin paçandan silik açmış. Benimkinden bok yok. O daha kötü tabi ama seni gören çok olmamış. Oğlum ilkokul 3'tesin ya, ne olabilir? Olsun, sınıfın içindeyim. Ben o sınıfta 8 yıl durdum. Kanka onu unutmuşlar bir ertesi sene ya. Ne ertesi sene oğlum? Geçen ilkokul arkadaşlarımla buluştum. Çocuk dedi ki sen altına işemiştin, hatırlıyor musun? Unutur muyum oğlum ben onu? Travmaydı benim için. Sonra Allah'tan yanımda eşofman falan vardı, onları giymiştim. Kapandım böyle sıraya, kapıdan ağlamaya başladım. 3. sınıftayım ya. Ağlıyorum, hoca geldi, ne oldu? Oğlum dedi tuvalete gitmek ister misin? Bir de olay olmuş, sonra soruyor hoca. Kaldırdım kafamı, hiç unutmuyorum, böyle dedim ağlayarak. Hocam gerek kalmadı diye bağırmıştım sınıfın ortasında. Bu benim en utandığım olay olabilir. Olabilir değil, net bu yani. Bundan daha fazla utandığım bir zaman hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir soru cevap videosu yapmak istedim. Bunun devamı da gelir eğer isterseniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz benim böyle bir sorun var diye. Sorularınızı da yazabilirsiniz. Böyle bir video çekmemi istiyorsanız tabii bu birkaç ay sonra olur en erken. Onu da söyleyebilirsiniz. Başka video önerileriniz varsa onları da söyleyebilirsiniz. Kenardaki videolardan diğer videolarımı izleyip şey yapabilirsiniz. Aşağıdaki kısımdan da kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.